Bir önceki videoda Kur'an-ı Kerim'in kökeninin Süryani Hristiyan metinleri olup olmamasıyla alakalı bir şeylerden bahsetmiştim arkadaşlar. Bu videoda ise Kur'an-ı Kerim'in kökenlerinin başka mitolojiler veya başka dini inançlardan gelen ritüeller olmasıyla alakalı bir iddiaya cevap vereceğim. Videoda reti yapmış olduğum malum arkadaşın zaten iddiası bildiğiniz gibi işte İslam'daki herhangi bir ibadetin ritüelinin farklı inançlardan alıntı olması. Yani biliyorsunuz Muazzez İlmiye Çığı gibi böyle Sümerologlar olsun bazı mitolog insanlar olsun ki genellikle dine inanmayan insanlardan bahsediyorum ben şu anda. Bu insanlar Kuran'ı kendi görmüş oldukları bir şeyi bir anlatım bir öykü veya bir ritüel eğer farklı inançlarda varsa diyorlar ki hemen bu inançlar buralardan kopyalanmış diyorlar. Mesela kurban ritüeli paganistlerde vardı diyorlar. Bu ritüellerin İslam öncesindeki bir takım inançlarda ve mitolojilerde var olması ateistler tarafından Kur'an-ı Kerim'i çürüten bir delil olarak kullanılıyor. Bunların İslam dininin kökeni olduğunu iddia ediyorlar ve bu iddiayı sonra arkadaşlar şöyle diyorlar. İslam dini aslında sağdan soldan derlenerek toparlanarak oluşturulmuş bir dindir. Bu olayda yani Kur'an-ı Kerim'deki anlatımların diğer mitolojilerle uyumluluk göstermesi, ritüellerin diğer dinlerde var olması, Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu, vahiy olmadığını ortaya koyan bir gerçekmiş. Bu arkadaşların temel iddiası bu şekilde. Bu iddia tabii ki yanlış ama bu iddiaya girmeden önce şunu belirteyim. Aslında bu yanlış düşüncenin temel sebebi şu arkadaşlar. Bizim içerisinde bulunmuş olduğumuz bir takım geleneksel inançlardır. Geleneksel inancımıza göre nedir? İşte Allah sadece 3 tane semavi din yollamıştır. Birisi Yahudilik, diğeri Hristiyanlık, diğeri ise İslam dini. Diğer iki din tahrif olmuştur. Sadece İslam dini geçerlidir. Bunun dışında yeryüzünde var olan bütün dinler ve inançlar tamamen palavradır, insan ürünüdür, insanlar tarafından kurgulanmış şeylerdir. Halk arasında bu şekilde bir inanç var. Ve bu yanlış inancın var olması sebebiyle bu tarz iddiaların yayılması da gayet normal oluyor. Sonuçta geleneksel inancın etkisine kalarak bugün İslam eleştirisi yapılıyor. Ve mitolog olan bir takım ateistler ise bu tarz benzerlikleri gördükleri zaman diyorlar ki ha demek ki İslam dini palavra demiş olduğu, uydurma demiş olduğu dinlerden alıntılı yaparak veya onlardan bir şeyler araklayarak kendi kendilerini oluşturan bir kitaptır. Bu da bu dinin yanlış olduğunu ortaya koyar diyorlar. Ancak bu iddia tamamen yanlış arkadaşlar. Bu iddianın yanlışlığının temel sebebi şu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in zaten temelde benim anlatmış olduğum şeyler daha önceki dinlerde zaten var olan şeylerdi. Ben daha önceki peygamberlerde anlatılan şeyleri, daha önceki kutsal kitaplarda geçen şeylerden size bahsediyorum. Ben yepyeni bir din getirmiyorum. Benim anlatmış olduğum şeyler zaten bilinen şeylerdi. Zaten var olan şeylerde bir nevi ben var olan vahyi tekrar ediyorum. İçerisindeki doğruları alıyorum. Kur'an-ı Kerim'in temel iddiası budur arkadaşlar. Yoksa geleneksel inancımızda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in ben yepyeni bir din getiriyorum. Benden önce bunları size hiç kimse anlatmadı. Veya bunları sadece ben size söylüyorum. Bunları başka kitaplarda bulamazsınız gibi sen bir iddiası yoktur. En basından Kur'an-ı Kerim Fusya Suresinin 43. ayetinde der ki sana ancak senden önceki elçilere anlatılmış olan şeyler anlatılıyor der. Sadece bu olay bile konuyu kilitlemeye yeterli aslında. Hatta bu konuyla alakalı Allah Yunus Suresinin 94. ayetinde peygamber muhatap olarak der ki eğer sana indirilmiş olduğumuz şeylerden yana herhangi bir şüphe içerisindeysen senden önce o kitabı okuyanlara sor. Yani o kitabı vahyi, vahiy olan o kitapları. Normalde tekil kitap gelmiş ama kitap cinsi anlamdadır. Yani vahiy kitapları anlamdadır. Senden önce vahiy okuyan insanlara sor. Elbette ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın tereddüt edenlerden olma. Bu ayete göre Allah peygamberine bir nevi diyor ki sen eğer sana gelen şeylerin bir şeytan vesvesesi olduğunu düşünüyorsan, vahiy olmadığını düşünüyorsan senden önce kutsal kitabı okuyan insanlara sor. Onlar zaten senin anlatmış olduğun şeye teyit edecekler. Yani Allah bir nevi kendi kendisinin tasdiki olarak yani kendi vahiyinin tasdiki olarak önceki kitaplara yönlendirme yapıyor. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'deki anlatımların başka inançlarda olması, eski mitolojilerde ve inançlarda kutsal kitaplarda var olması Kur'an-ı Kerim'i yalanlayan bir şey değil, aksine Kur'an-ı Kerim'i tasdik eden bir şeydir. Çünkü Kur'an'ın kendi iddiası bu yöndedir. Buna birazdan kapsamlı bir şekilde geleceğiz zaten. Ancak konuya girmeden önce şunu belirteyim. Kur'an kendindeki anlatımlar zaten eski mitolojide vardı arkadaşlar. Göklerin ve yerin birbirine ayrılması olsun. Farklı anlatımlarla veya temsili anlatımlarla eski mitolojide zaten var olan bir şeydir. İşte insanların Tanrı'ya kulluk amacıyla yaratılması. Mesela Mayalar'ın kutsal kitabı var, P.V. adında. Bu kutsal kitapta Tanrı insanlara kendisine kulluk etmesi için yaratıyor. Hatta yaratırken özellikle bize tapsın, bize kulluk etsin diye belirtiyor. Ve insanlar kendisine itaat etmediği zaman, kulluk etmediği zaman onları bir sel ile helak ediyor. Nuh tufanla çağrışıyor, bakın dikkat edin. Nuh tufana benzer bir şekilde onları sel ile helak ediyor. Yerine yepyeni insanlar yaratıyor. Veya çamurda yatılma olsun. Tanrı'nın insanı yatırken kendi ruhundan üflemesi olsun ki bu bazılarında doğrudan Tanrı'nın ruhundan üflemesi olarak geçerken bazı mitolojilerde biraz daha farklı bir şekilde temsili anlatım içererek geçiyor. İşte Aşağı, Tanrı'nın kendi kendisini yaralayarak kendi kanından insan yaratması gibi temsil anlatımlarla geçiyor. Fakat temel içerik olarak hepsinin aynı olduğunu görüyoruz aslında. Ve buna benzer daha pek çok benzerliği diğer dinlerde, mitolojilerde, Türk mitolojisinde özellikle bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu mitolojilerdeki benzerlikler İslam çürüten bir şey değildir. Aksine Kur'an-ı Kerim'in kendi iddiasını doğrulayan bir şeydir. Sonuçta başlangıçta belirtmiş olduğum gibi Kur'an-ı Kerim bunları ilk defa ben söylüyorum bunları ilk defa benden duyacaksınız demiyor. Aksine bunları benden önceki kutsal kitaplarda da bulacaksınız. Önceki peygamberler de aynı şeyi söyledi. Ben size onların anlatmış olduğu şeyleri söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in temel iddiası budur arkadaşlar. O yüzden bu ateist arkadaşlarımız işte zekatın kökeniymiş, kurbanın kökeniymiş veya göklerin verin ayrılması Sümer'de geçiyormuş. Veya ne bileyim başka başka anlatımlar Antik Yunan'da geçiyormuş gibisinden iddiaları İslam'ı yalanlayan bir şey değildir. İslam'ı doğrulayan bir şeydir. Şimdi bu iddiayı birazcık daha açalım arkadaşlar. Şimdi malum arkadaşımız iddiasına gelecek olursak da kendisine şu anda ben aşağı yukarı 15-20 tane kadar videosuna cevap veriyorum. Çünkü kendisi Kabe olsun, haç ibadeti olsun, kurban ritüeli olsun. Bundan işte paganistlerde olduğunu iddia ediyor veya sabilerde olduğunu iddia ediyor. Farklı inanca sahip insanların, müşrik sayılan insanların inançlarında bunların var olduğundan bahsediyor. Ama asıl problem ise şu aslında. Amerika kıtasını ilk defa keşfetmiş gibi konuşmanın bir anlamı yoktur arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Birinci cilt yok zaten. Asım Köksal'ın İslam tarihi kitabında bile yani ilk sayfalarında bile bu olay anlatılır ki İslam öncesinde zaten kurbandı, zekattı, namazdı, oruçtu, Kabe'yi tavaf etmekti. İslam'a benzer pek çok ritüel zaten İslam'dan önce paganistlerde vardı. Yani müşriklerde var olan bir şeydi. İslam yine zaten bunları yepyeni bir ritüel olarak ortaya çıkardığını iddia etmiyor. Bu zaten İslam tarihinde bilinen bir şey. Kur'an-ı Kerim bunların aslında var olduğunu yani vahiy olduğunu ancak bundan Allah'tan başkasının yapılmasının şirk olduğundan bahsediyor. İşte bu yüzden bu arkadaşın ikide bir çıkıp da zekatın kökeni, şunun kökeni, bunun kökeni diye söylemiş olduğu her türlü video aslında İslam'ı yalanlayan bir şey değil, İslam'ı doğrulayan bir şey. Dinler ve mitoloji arasındaki benzerlik konusunda belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bu konuda İslam'ın temel olarak şöyle bir teorisi vardır. İslam dininin inancına göre başlangıçta dinler zaten tek tanrılı olarak ortaya çıkıyor. Allah tek tanrıya çağırıyor. Ancak zaman içerisinde insanlar tanrı konumuna bazılarını çıkartarak işte melekleri olsun, peygamberler olsun veya sıradan insanlar olsun tanrı konumuna çıkartarak bu dinlerin içeriğini bozuyorlar ve sonraki gelen din her defasında bu dini tevhid din üzerine birleştirmeye çalışıyor. Ve her peygamber de İslam dininde olduğu gibi insanların hepsini tevhid din üzerine, tek tanrı din üzerinde yani monoteizm üzerine toparlamaya çalışıyor. Ancak her defasında insanlar tahrif ederek bu dinleri yine çok tanrıcılığa dönüştürüyorlar. Bu iddiamıza karşılık bu arkadaş bir videosunda söylüyor ki dinler tarihine göre aslında dinler her zaman için çok tanrı olarak ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde tek tanrıya dönüşmeye başlıyor diye bir iddia ortaya atıyor kendisi. Ancak şöyle bir şey vardı ki biz insanlığın ilk döneminin nasıl olduğunu asla bilmiyoruz arkadaşlar. Yani insanlığın ilk döneminden itibaren kayıt tutulmuyordu. Bildiğiniz gibi yazı dili falan yoktu. O yüzden ilk dönemki insanlar neye inanıyorlardı veya inansızlar mıydı? Çok tanrıya mı inanıyorlardı yoksa sadece tek bir tanrıya mı inanıyorlardı? Bu konular hakkında elimizde net bir veri yoktur arkadaşlar. Bu konuda herkes sadece bir hipotez sunar ve bu hipotez zaman içerisinde doğrulanır veya yanlışlanır. İslam dininin hipotezine göre veya doğrudan monoteizmin yani tek tanrıcılığın hipotezine göre söyleyelim bu noktayı arkadaşlar. Bütün dinler tek tanrı olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde tahrife uğrayarak çok tanrıya dönüşmüştür. Zaten bunun aslında bir delili de şudur ki bugün çok tanrıcılık inancına sahip olan bütün mitolojilere ve dinlere bakabilirsiniz. Hepsinin temelinde yine var olan bir teke ulaşacaksınız. En basit Yunan mitolojisine gideyim. Yani Yunan mitolojisi herkes tarafından bilindiği için söylüyorum. Başlangıçta sonsuzluk olarak bilinen kaos adı verilen bir tanrı var. Bakın tek tanrı. Başka bir tanrı yok yani. Kaos adı verilen bir tanrı var ve bu Gaia adı verilen yer adındaki bir tanrıyı yaratıyor. Ondan sonra diğer tanrılar oluşmaya başlıyor. Bakın şuraya dikkat edin. Başlangıçta yine var olan bir tek tanrı ondan sonra ortaya çıkanlara da tanrılar denilmeye başlıyor. Zaten bizim dinlere göre tanrı demiş olduğumuz kavram nedir? Ezeli olan, ebedi olan, hiçbir şey yokken bile kendisi var olan tek tanrıdır. Yunan mitolojisinde bile gördüğünüz gibi kaos aslında başlangıçta var olan tek tanrı. Buna benzer olayları diğer mitolojide de zaten görüyorsunuz. Zaman içerisinde bazı insanlar tanrı olmayan şeyleri tanrı konumuna çıkartıyorlar. Ha bana şunu söyleyebilirsiniz. Peki bu insanlar dinleri tahrif ederken bakıp durdular mı? Yani sonuçta tek tanrıcı bir sistem var. Zaman içerisinde birileri çıkıp tanrı olmayan bir şeyleri tanrı konumuna çıkartıyor. Buna sustular mı derseniz çok basit bir örnek vereyim ben size. Buda. Buda'yı biliyorsunuz. Budizm'in kurucusu Buda. Buda'nın normalde tanrıya inanıp inanmadığı bile tartışmalı olan bir konu. Yani bazıları tanrıya inanıyor diyor, bazıları ateist diyor, bazıları işte reenkarnasyon gibi manevi şeye inansa da aslında tanrıya inanmıyordu falan diyorlar. Veya bazıları tanrıya inanıyordu ama işte brahmanizme karşı mücadele eden birisiydi diyorlar. Kısacası Buda'nın tanrıya inanıp inanmadığı bile şüpheliyken, bazıları tarafından Buda tanrı konumlarına çıkartılıyor. Buyurun, bu çok basit bir örnektir. Adamın tanrıya inanıp inanmadığı bile şüpheli, adam yanında tanrı konumlarına çıkartılıyor. Ve bu videoda reti yapmış olduğumuz zorluktaki beyin malum şahıs da zaten bir videosunda gördüğünüz gibi melekler de tanrı koluna çıkartılabiliyor diyerek bu olaya vurgu yapıyor. Aslında bu nokta zaten kendi kendisini yalanlamış oluyor ama biz yine devam edelim şimdilik. Yani bu konuyu toparlayacak olursak İslam dininin teorisine göre bir yeryüzünde var olan bütün mitolojiler Türk mitolojisi, Arap mitolojisi, Çin, Berberi veya Sümer mitolojisi, Babil mitolojisi vesaire aklınıza gelen bütün mitolojiler olsun. Bunların hepsi ya doğrudan vahiydir yani doğrudan bir vahyin bozulmuş halidir veya dolaylı olarak vahye dayanarak oluşturulmuş inanç biçimleridir. Hangisi doğru olursa olsun Kur'an-ı Kerim bu mitolojinin içerisinden kendi teorisine göre doğru olanları alıyor ve diyor ki Allah'ın vahyi buydu. Ben size son kitap olarak bütün kitapların özeti olarak bunlardan bahsediyorum. Bunlar vahiydir diyor. Bundan dolayı Nuh tufanı, veya işte göklerin ve yerin birbirinden ayrılması, insanın çamurdan yaratılması, zekat, oruç, kurban gibi ritüellerin diğer dini inançlarda var olması, paganistlerde var olması, uydurma kabul edilen mitolojide var olması gayet normal bir şeydir arkadaşlar. Bunlar böyle Amerika kıtasını ilk defa keşfetmiş gibi İslam'ın açığını bulduk, İslam'ın kökeni bunlardır diye sunmanın herhangi bir mantığı yoktur. Aksine bu olay yani benzerliğin var olması İslam'ı doğrulayan bir şey. Zaten Kur'an-ı Kerim temelde özet olarak bahseder. İyi insan olmak, Bakara Suresi 62. ayetine bakabilirsiniz iyi insan olmak, Allah'a inanmak ve ahirete inanmak. Bu üç kavramın hemen hemen her türlü mitolojide var olduğunu görebilirsiniz. En basına ahiret inancı. Ahiret inancı birazcık şekil değiştiriyor olsa da her türlü mitolojide varlığını sürdüren bir şeydir. Mesela Türk mitolojisine örnek verelim. Sonuçta Türk'üz yani Türklerden örnek vermek daha mantıklı olacaktır. Türk mitolojisinde Tanrı Kayrahan Törüngey ve Ece'yi yaratıyor. Törünge'yi ve Ece'yi cennete koyuyor. Cennette şeytan yani Erlikan yılan kılığında cennete girerek Törüngey ve Ece'yi kandırıyor. Yasaklı meyveden yemelerini sağlıyor. Ve Tanrı Kayrahan onları yeryüzüne yolluyor. Ve onlara diyor ki ben size daha sonra gelip hesap soracağım. İşte sizi kaydedecek birisini tutuyorum. Birisini ayarlıyor. Ve bu ayarlamış olduğu kişi insanların eylemlerini kaydediyor. Bakın İslam'da çok paralel bir anlatım Türk mitolojisinde. Ve Tanrı Kayrahan'ın daha sonra hesap soracak olması da Türk mitolojisinde ahiret inancıyla bağdaşıyor. Tabi bu ahiret inancı bazı mitolojilerde kendi varlığını kaybetmiş olsa bile halen iskelet olarak bulunuyor. Mesela Sami mitolojisinde dünya üç ayrılıyor arkadaşlar. Üst dünya cennet katı ve tanrı yurdu. Orta dünya imtihan dünyası. Yeraltı dünyası var. O ise cehennem. Mesela diğer mitolojilerde bu yeraltı dünyası hep cehennem olarak tarif edilir. Sümer mitolojisinde mesela. Hatta Sümer mitolojisinde tanrıçalardan bir tanesi yer altına girdiği zaman yedi kapıdan geçiyor. Cehennemin yedi kapısı. Bakın bağlantıya dikkat edin. Yedi kapıdan geçiyor. Her kapıdan geçtiğinde üzerindeki bir şeyi kaybediyor ve orada işkence çekmeye başlıyor. Mesela bu yer altının cehennem olması fikri Sami mitolojisinde tamamen kaybolmuş. Konuyu fazla atmaya gerek yok aslında. Ben şu anda biraz detay olarak bunlardan bahsettim size ama şunu da belirteyim. Farklılığın bir başka sebebi ise şudur arkadaşlar. Bu mitolojilerin kayıt tarihi çok sonlara tarihleniyor. Yani şöyle düşünün. Mitolojinin ortaya çıkışı milattan öncelere dayalı. Ama mitolojilerin kayda alınması yani yazıya geçmesi ise milattan sonra 11. yüzyıllara dayalı. Bu döneme kadar insanlar arasındaki bu olaylar hep halk arasındaki anlatımlarla aktarılıyor. Yani kimisi ekleme yapıyor, kimisi çıkarma yapıyor. Orijinalliğini kaybederek aktarılıyor. Ve 11. yüzyılda da bu kayda geçildiği zaman ise çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz İslam'a uymuyor veya bakıyorsunuz çok tanrıcı bir anlayışa sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ki işin şöyle bir boyutu da var. Birçok mitoloji Hristiyanlaşmanın etkisiyle özünü kaybetmiş bir halde. Hatta bununla alakalı bir liste çıkartılmıştı. Listenin adı şu an aklıma gelmedi ama aklıma gelince yazacağım zaten videoya. Ya kısacası bu olaylar yani daha sonra yazıya geçirme olsun, Hristiyanlaşmanın etkisiyle özünü kaybetmesi falan olsun. Bu olaylar zaten bu mitolojilerin neden tahrife uğradığını bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu tahrifat da zaten İslam'a neden aykırı yönleri var, neden farklılaşma var sorusunun cevabını vermiş oluyor. Kısacası bu farklılıkların temel sebebi ise zaman içerisindeki değişimlerle alakalı. Hatta bu mitolojilerin değişmiş olduğunu doğrudan kendi anlatımlarından bile ispat edebiliyoruz. Mesela Çin mitolojisinde Pangu mitolojisi vardır. İşte göklerin ve yerin yaratılması, kozmik yumurta gibisinden bir anlatımı vardır. Ve Pangu mitolojisinin 3-5 versiyonu vardır arkadaşlar. Bir tanesinde yumurtanın içerisinde bir dev ortaya çıkar. Yumurtanın üst tarafıyla alt tarafını birbirinden ayırır. Alt tarafı yer, üst tarafı ise gök olur. Bir başka mitolojide ise bu dev ortaya çıkar, elindeki bir baltayla yumurtayı ikiye ayırır. Bakın buna benzer farklı farklı versiyonları var. Konuyu burada bitirelim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bu arkadaşın şu andan itibaren zaten ben şu anda bu kendisinin iddialarına karşı bir temel argüman olarak bunu sunuyorum. Bu arkadaş ikide bir çıkıp efendim namazın kökeni paganlardı, kurbanın kökeni bilmem neydi, işte orucun kökeni falanca falanca inançtı, satürün kültüymüş, ay kültüymüş, şuymuş buymuş vesaire vesaire. Buna benzer söyleyeceği her şeyin cevabı zaten şu anda bu videoda verildi. Bu arkadaş ne kadar ortaya çıkıp da efendim işte şu İslam'la benzerlik gösteriyor demek ki İslam onu buradan araklamış dese de bu tamamen içi boş olacaktı arkadaşlar. Sebebi ise İslam zaten bunu reddetmiyor. İslam zaten bunların temelin vahiy olduğunu söylüyor. O yüzden Kur'an'da geçen bir şeylerin başka inançlarda, da başka mitolojide var olması İslam'ı çürüten bir şey değildir. İslam'ı destekleyen bir şeydir. Konuyu burada kapatalım arkadaşlar. Bu arada bu seri videonun devamı gelecek. Hatta burada bir video yönlendirme yapayım. Ben aslında daha öncesinde din ve mitoloji benzerliği ile alakalı bir video yapmıştım. Oraya bakabilirsiniz. Çok kapsamlı bir videoydu ama niyesi çok fazla izlenmedi. Yani açıkçası o videoyu çekmek için aşağı yukarı 40 gün kadar araştırma yapmıştım. O kadar kitap okumuştum yani ama emeğimizin karşılığı izleyiciler tarafından verilmedi açıkçası. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü beğendiğiniz ve yorum yaptığınız takdirde videolar daha çok ön plana çıkmaya başlıyor. O yüzden bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.